Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 6 yaşında çocuk. Şeytanı uzakta aramayalım arkadaşlar. 6 yaşında çocuğa cehennem ceketi dikildi ülkemizde. Kınıyorum, lanet olsun. Bu vakfı bugün değil, anında şu an itibarıyla kapatmanız gerekiyor Sayın Bakan. Değerli milletvekilleri, ikili bir yapı oluştu Türkiye'de. Sarayda yaşayanlar, sarayın dışında yaşayanlar. Saray ve şürekasının, beşli çetelerin yaşadığı Türkiye'de her şey çok mükemmel. Orada yaşayanların bir eli yağda, bir eli bağda. Bir de ikinci Türkiye var. Trajik Türkiye var. Bu trajik Türkiye'de günlük hayatta kalma kavgası var. Açlık, yoksulluk var. İş bulamadığı için kendini yakan insanlar var. Borçlarını ödeyemediği için intihar edenler var. Biz birinci Türkiye'nin ikinci Türkiye'yi sadakaya bağlama programını yırtıp atmak için geliyoruz arkadaşlar. Hor gördükleri, üstten baktıkları, vergilerini, en temel haklarını gasp ettikleri o ikinci Türkiye, bu yarattıkları saray Türkiye'sini yenecek ve kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Değerli arkadaşlar, size bu ikili Türkiye'nin rakamlarla oluşmuş bir tablosunu, emek sermayenin milli gelirden aldığı payı göstereceğim. 2016'dan beri emeğin milli gelirden aldığı pay %40'tan %26'ya iniyor. Sermayenin milli gelirden aldığı pay %26'dan %41'den %55'e çıkıyor. Bu açılan makas sadece rakamları değil, aynı zamanda birbirinden uzaklaşan dünyaları işaret ediyor. Ve makasın keskin tarafı emekçilerin hayatını dilim dilim kesiyor. İktidar evlatlarımızın boğazından kesip sarayın evlatlarının vakıflarını besleme aracı değildir. Manadasına çil çil para göndermenin aracı hiç değildir. Bakanlık da bunları seyretme yeri değildir. Ey siz yoksul halk için bu kara tabloyu yaratanlar ve bu tablonun karşısına geçip seyredenler, çocuklarımızın boğazından kestiğiniz her bir lokmanın hesabını tek tek vereceksiniz. Değerli milletvekilleri, sadece bu yıl 2 trilyon 186 milyar lira vergi ödeyeceğiz. Bu kadar verginin toplandığı bir yerde hala ekmek kuyruğu varsa, pazarın artıkları toplanıyorsa, asıl sorun verginin toplanmasında değil, gelirin dağılımındadır. Süt içmek, yumurta yemek benim çocuğumun hakkı değil mi? Çaya ekmek banıyorum, bu şekilde besliyorum çocuğumu diyorsa bir anne, zalimsiniz, zalimsiniz, zalimsiniz. Sayın Bakan, gerçi kendisi burada yok, Çalışma Bakanı. Bugün Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin her üyesi asgari ücretle çalışsa dahi yoksulluk sınırına ulaşamıyor. Mevcut asgari ücret açlık sınırının 2200 lira altındadır. Zamlar durmadıkça asgari ücret 10 bin olsa ne yazar? Türkiye çalışan yoksullar ülkesi olmaya devam edecektir. Sayın Bakan, evlere şenlik bir TÜİK var. Talimatla üfürükten istatistik üretme kurumu. Ona göre %85 enflasyonun olduğu yerde iktidar işçiyi enflasyona ezdirmedik diye laf ediyor arkadaşlar. Hangi enflasyonu ezdirmiyorsunuz Sayın Bakan? Silindir gibi eziyorsunuz. Hiçbir çarşıya pazara çıkmıyorsunuz. Bakanlık olarak 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları için anket yaptırmışsınız. İşverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin lira çıkmış arkadaşlar. 2023 yılı için ortak beklenti 7845 TL çıkmış. Ne güzel bir kurgu. Tek adam da öyle şey olmaz diyecek filan. Sonra 150 lira ekleyecek üstüne, öyle mi? Sonra da beklentinin üzerinde verdik diye söyleyeceksiniz. Bırakın bunları Sayın Bakan. Ankette asgari ücret belirlenmez. Daha bir yıl önce yine bu kürsüden söyledik arkadaşlar. Esas olan alım gücünün artmasıdır dedik. Soruyorum size. Geçen yıl 2800 lira asgari ücret ile alınan ihtiyaçlar bugün 5500 lira alınıyor mu? Buna cevap verin Sayın Bakan.
yapılması gereken tüm sendikaların katılımıyla insan onuruna yarışır bir şekilde asgari ücret belirlemek ve eşel mobil sistemini getirip asgari ücretin enflasyon karşısında erimesinin önüne geçmektir. Değerli milletvekilleri, soruyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye'de çalışma barışını işverene teşvik, işçiye vergi zulmü ile mi sağlayacaktır? 2002 yılında brüt asgari ücret 222 lira, gelir vergisi tarifesinin ilk basamağı 3800 liraydı. Yani tam 17 katı. Bu oran 2010 yılında 12 katına, günümüzde ise 5 katına kadar gerilemiştir. 2000 yılından bu yana yeniden değerleme oranı kuruşu kuruşuna uygulansaydı önümüzdeki yıl gelir vergisinin ilk dilimi 71 bin lira değil 182 bin lira olacaktı. Emekçilerin dilim dilim soyulmasının önüne geçmek için adaletsiz vergi dilimini acilen güncellemek zorundasınız. Değerli milletvekilleri, sendikalaşma oranı ne kadar düşükse o ülkede sosyal adalet, demokrasi ve eşitlikten söz etmek o kadar zordur. Resmi sendikalaşma oranı %14. Ancak kayıt dışında kattığımızda sendikalaşma oranı %10 seviyesindedir. 21. yüzyılda sosyal politikalar üretmesi beklenen bir bakanlık için bu oran en basit tabiriyle utanç vericidir. Sorum şu, bu kara tablo karşısında anayasal bir hak olan sendikal örgütlenme hakkını kullandığı için işten atılan işçiler için şimdiye kadar ne yaptınız Sayın Bakan? Başka sorum da şu, Türk İş'e bağlı Teskopis Sendikası ile Hak İş'e bağlı Özbüro İş Sendikası yetki sürecinde mahkemelik iken ve mahkeme sonuçlanmamışken hangi yetkiyle Özbüro İş Sendikası'na yetki belgesi düzenliyorsunuz? Bu hatalı işlem nedeniyle 2021 yılından beri 20 bine yakın işçi toplu iş sözleşmesi yapamıyor. İşçiler ve aileleri mağdur. Bakanlığınız hukuku dikkate almadan kendine yakın sendikalara hukuk dışı işlem yapmayı adet haline mi getirir Sayın Bakan? Sendikalaşmayı bu mantıkla mı çoğaltacaksınız? Değerli milletvekilleri, ülkeyi kararnameler ülkesi haline getiren iktidar işçiler arasındaki eşitsizliği derinleştirmeye devam ediyor. Dün taşeronu kadro sorununu kökten çözüleceği sözleri verilirken on binlerce işçi kapsam dışı tutuldu. 696 sayılı KHK ile kadroya geçilen işlere tayin hakkı tanınmaması, meslek kodu mağduriyetleri, gerekli koşulları sağlayanların zorunlu olarak emekli edilmesi sorunu devam etmektedir. Soruyorum değerli arkadaşlar, Türkiye'de çalışma barışı verilen sözler ile uygulamanın çeliştiği yamalı taşeron düzenlemesi ile mi sağlanacaktır? Amasız, fakatsız, şartsız, şurtsuz işçilere acilen kadro verilmelidir. Sayın Bakan, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla gündeme getirmesi ve EYT'lilerin mücadelesi sonunda EYT'yi gündeme almak zorunda kaldınız. Seçim kaybetsek de yoktur diyordunuz. Ne demişler? Büyük lokma ye, büyük laf etme. Ne yapsanız da çaresi yok. Telaşınızdan belli, gidicisiniz. Yeni mağduriyetler yaratmadan artık ertelemeyin, oyalamayın, bir an önce çözün. Haklarını tas tamam teslim edin. Yoksa biz zaten hakkıyla çözeceğiz. Ayrıca staj ve çıraklık mağduriyeti yaşayan 1,5 milyona ulaşan insan var. Staj mağdurları konusunu staj sigortalılık başlangıcı olacak şekilde EYT ile birlikte ele almak zorundasınız. Değerli milletvekilleri, bir de sadece EYT'yi değil depreme de takıldık diye sesleri duyurmaya çalışanlar var. 17 Ağustos depremi üzerinden tam 21 gün sonra göçük altında arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken, insanlar can derdindeyken 8 Eylül 1999 tarihli yasa ile mağdur olanlar var. Deprem yüzünden pek çok işleri yıkılmış. Resmi sigorta girişleri işveren tarafından ileri tarihlere atılmış. Deprem öncesi işe girişler evrak kayıpları başta olmak üzere farklı sebeplerle SSK'ya bildirilememiş. Dolayısıyla EYT'yi günle kaçıranlar var. Ne yapılmalı? EYT kapsamı Gölcük... Buyurunuz efendim. Tamamlıyorum başkanım.
Ne yapılmalı? EYT kapsamı Gölcük ve Düzce depreminden etkilenenleri de kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Değerli milletvekilleri, halkın bütçesini iktidarın yırttığı gömleğe yama yapmak kimsenin hakkı değildir. Bu iktidarın milletle bağı kopmuştur. Halkın bütçesini halka teslim etmek bize nasip olacaktır. Adaletin ekmeğini halkın kendisini pişireceği günler yakındır. Biz döşte bıçak yarasından güneş toplayanlarız. Biz emekçileriz, emeğin hakkı için dövüşenleriz. İnanıyoruz ki yepyeni bir güneş doğacak dağların ufuklarından. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.